Türkiye'nin en yalnız bisiklet vlog kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Alfa özentisi. Yolla. Lan niye bu kadar rüzgar başladı? Evet arkadaşlar, bugün kimse beni çağırmadı. Ben de kimseyi çağırmadım. Yalnız takılacağım bugün. Sahile doğru yola çıkacağım şimdi. Yeşil ışık yanarsa. Sarı yandı. Bas. Çıkalı 4 kilometre olmuş. Bugün bir 15-20 kilometre yaparız herhalde. Evet, Ali Eren Tuğrul'dan başlayalım o zaman. Kendisi benim kankim olur. Bizim bir bisiklet grubumuz var. WhatsApp grubu. Grupta pedallıyoruz üyeleri var. Fakir Riders, Zişan Çınar, Gündüz Süren, Fatih Yüksel, Alpay Çiçeği, bir de ben varım arkadaşlar. Bir de Ali Eren Tuğrul var işte. Her neyse arkadaşlar, biz bu grubu açtık. Güzel bir dostluk kurduk. Ve bir yerlere gelmek istiyoruz. Yardımcı olmak maksadıyla size reklam yapacağım şimdi. Ya reklam değil de tavsiye gibi görün. Ali Eren Tuğrul arkadaşlar. Oğlum soyadıyla beraber söylediğin çok uzun oluyor ya. Ali diyeyim, kısa olsun. Arkadaşlar Ali genelde bisiklet ürün incelemeleri çekiyor. Yakın bir zamanda bisiklet vlogu başlayacak. Yani bisiklet vlog atıyor ama az olarak atıyor. Kendisi Salkano XRS 060 aldı. Yol bisikleti aldı. Gelecek. Gelince bisiklet vloglarına başlar diye düşünüyorum. Şimdi introsu girsin araya. YouTube'a girişmeye çalışıp asla girişemeyen YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ali Eren Tuğrul. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir kanala sahip. Eğer Ali'yi ziyaret etmek isterseniz şuradaki kartlardan ya da aşağıdaki linklerden Ali'ye ulaşıp abone olabilirsiniz. Tavsiyemdir. Evet, akıllarda olan bir soru. Yaz gelince Fursuz kullanabilecek misin? denedim. Denedim. Büyük ihtimal kullanamam. Açık kaskımı kullanırım. Of, şu an piştim lan. Ya yazın o kask beni pişirir, orası belli. O yüzden açık kaskımı kullanırım. Ama şöyle bir ihtimal var. Büyük ihtimal yazın bisikletimi değiştirmiş olurum. O zaman da sorun kökten kalkmış oluyor. Ya da BMX tarzı bir kask da alabilirim ama sanmıyorum öyle bir şey alacağımı. Evet. Pazar günü mangal etkinliği. Arabalar yasak olan yerlere park etmiş. Ay, şimdi ben sola doğru gidersem hep bisiklet yolunda mangallar olacak. Baksana. Rezillik. Şu an buranın bitki örtüsü mangal. Helal olsun. Gerçekten teşekkürler. Hocam önüne bak hocam. Baksana abi. Yol yol değil, mangal şeyi alanı. Abi ya şuradan yürüyebilirsiniz ya, bu kadar kolay ya. Hayırlı işler abi. O benim üstümden geçmeye çalıştığım poşet galiba bu, baksana. Şöyle maşamızı açalım. Oğlum burası zevkliymiş lan. Ay hoştu lan. Oğlum burası çok güzelmiş. Şu an kamera büyük ihtimal çok zıplıyor. Şimdi Bakırköy yönüne tekrardan döneceğim. Bismillah. Maçamızı kilitleyelim yine. Acaba insanlar bisiklet yolu yerine bir metre yandaki normal yoldan yürümeyi öğrenebilecek mi? Bak, abi sol şeridi şu an full mangal yani, bak. Rezalete bak.
Şurada var ya, birine bir şey söylesen direkt kavga çıkar. Abi rezalet ya. Şu hale bak ya. Dur orada. Bak şimdi şu anda burada önemli bir husus var. Burada yürüyen insanlar her zaman oluyor. Oradan yürümüyorlar. Ama şu an yürümek isteseler yürüyemezler. Çünkü burası araba dolu. Yani olmuyor abi. Bu arabaların buraya çıkmaması gerekiyor. Ki hani buradan biri yürüdüğü zaman ben ona diyebileyim ki hani şuradan yürür müsünüz diyeyim yani. Yani diyemem. Orada yürüyecek yer yok çünkü. Ama buraya da mangalda koyulmaz yani. O kadar da değil. O kadar da neyse. Ya gerçi orası boş olunca insanlar oradan yürümüyor. Orası ayrı bir konu ama. Abi yol verecek misin? 10 kere kornaya bastım. Dibindeki kornaya hani merak edip bakmıyor musun ya? Evet, mesela bisiklet yoluna park eden bir polo. Ama çok şükür mesela önceden çekilen bir video vardı. 2015-2016 galiba, tam emin değilim ama bu yol üzerinde full araba böyle park etmişler. Bir bisikletli abi videoyu çekiyor telefonuyla. Sıra sıra plakaları çekiyor falan. Kavga çıkıyor hatta. Hani haberlere çıkmış. YouTube'da bayağı izlenmiş falan. Ben bunu o olaydan bir sene falan sonra gördüm herhalde. Yani çok şükür şu an öyle bir durum yok ama yine de çok iyi bir durumda değiliz yani. Abi bak, ben size şu hali göstereyim. Baksan abi. Bak abi, 3 şerit araba park etmiş. 3. Işığımıza basıp bekliyoruz. Bu arada Alperen yarışa katılacakmış. Daha doğrusu Alperen'le Furkan. 13 Mart'ta mı demiş, ne demişti? Antrenman yapacaklardı. Yapmaya başlamışlar galiba antrenmanları. Bu arada eldivenlerim yırtılmaya başladı. Şöyle. Bu bayağı büyük yırtıldı. Bu da yavaş yavaş yırtılıyor şöyle. Kötü oldu. Ya fazla dayanmadılar. Mesela bu tür abi, bu hareketi yurt dışında yapamaz bence. Cesaret edemez. Çünkü cezası ağırdır. Hazır yorulmuşken bir Red Bull gömelim ama bunu da yanlışlıkla şekersiz almışım. Bakalım bunun tadı nasıl. Ben bunu farklı aromalı bir Red Bull sanıyordum. Meğerse bu şekersizmiş. İnternetten aldığım için göremedim. Daha doğrusu bakmadım. Güzelmiş la. Bir şey yok ya. Alabilirsiniz. Tamam güzelmiş, sıkıntı yok. Ama Monster biraz daha hoşuma gidiyor. Arkadaşlar bu videoda yine sohbet ettik, gezdik vesaire. Bu videoda bu kadar olsun. Hoşça kalın. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Güle güle. Vay be. Kamera açık mıydı lan? Açıkmış.